Günaydın arkadaşlar. Biliyorsunuz son günlerde Türkiye ekonomisi kur ve faiz göstergeleri itibariyle bir türbülansın eşiğinde. Bu koşullar altında partimizin görüşlerini belirtmek üzere bir basın toplantısı düzenleme ihtiyacı duyduk. Bu anlamda da katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz döviz kuru büyük bir dalgalanma gösterdi ve 4.90'lar seviyesine çıktıktan sonra faizde 300 bas puanlık bir artış yapıldı. Normalde herhangi bir ülkenin yıllık faiz oranı kadar bir faiz artışı yapılmasına rağmen yüksek döviz kuru düşürülemedi ve basın toplantısı yaptığımız şu an itibariyle de 4.70 seviyesinde dolar kuru dalgalanmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye ekonomisi bu dalgalanmadan çok büyük zarar görmektedir. Döviz kurundaki bu dalgalanmanın önemli yapısal sebepleri olduğunu biliyoruz. Ancak döviz kurundaki dalgalanmayı başlatan en önemli sebebin ülkemizdeki otoriter tek adamın Londra'da iktisat biliminin en basit teorisi olan faiz teorisine Londra'daki fon yöneticileri karşısında karşı çıkması dolayısıyla ülkemizi ilgilendiren uluslararası bir panik yaşanmış ve döviz kuru hızla yukarıya doğru tırmanmıştır. Döviz kuru yukarıya doğru tırmandığında ne olur? Döviz kuru yukarıya doğru tırmandığında her şeyden önce enflasyon artar. Çünkü iğneden ipliğe ürettiğimiz hemen hemen her şeyde döviz kuru üzerinden ithal ettiğimiz ürünler kullanılmaktadır. Bunun da başında petrol ve enerji ihtiyacımız gelmektedir. Yani döviz kurunun bu kadar hızlı yükselmesi günün sonunda fiyat artışı ve enflasyon olarak yoksulları zorlamaktadır. Ne yazık ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı bu açıklamalarla, Londra'da yaptığı bu açıklamalarla ve üzerine devam ettiği bu tarzıyla Türkiye ekonomisine çok ciddi bir zarar vermiştir. Değerli arkadaşlar, Türk liramızın itibarı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın itibarına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın bir parti genel merkezine çağrılarak bağımsızlığını zedeler bir şekilde talimat verilmesi ve kamuoyundaki tartışmalarla küçük düşürülmesi döviz kurumuz üzerine ciddi baskı yaratmaktadır. Ayrıca ekonomide liyakat kalmamıştır. Ekonomiyi yönetenlerin yaptıkları açıklamalar ekonominin temel prensipleriyle çelişmektedir. Bu durumda ülkemizdeki riski yabancılar gözünde artırmaktadır ve ülke riski denilen CDS oranı bugün itibariyle 300'e yakındır. Arkadaşlar, 300'e yakın CDS seviyesi 3. dünya ülkeleri seviyesidir, Afrika ülkeleri seviyesidir. Ülkemize yakışmamaktadır ve ülkemizi fakirleştirmektedir. Sürekli bir üst akıldan, sürekli bir dış güçlerin operasyonundan bahsedilmektedir. Biz sürekli şunu soruyoruz. Bu üst akıl nedir? Nasıl bu operasyon yapıyor? Dış güçlerle kastları nelerdir? Eğer gerçekten samimiyseler biz bu mücadelede iktidarın yanında durmaya hazırız. Ama bizim gördüğümüz gerçekler biraz daha farklı. Arkadaşlar, Türkiye'nin 453 milyar dolar dış borcu var. 2002 yılında bu 120-130 milyar dolar civarındaydı. Bugün geldiğimiz noktada 453 milyar dolar dış borcumuz var. Üstelik bunun 185 milyar doları bir yıldan kısa vadeli. Yani bir yıldan kısa süre içerisinde biz 185 milyar dolar bulup ödemeliyiz. Bununla da kalmıyor. Çok yüksek bir cari açığımız var. 55 milyar dolar da cari açığı bu bir yıldan kısa vadeli borcun üzerine koyduğunuzda Türkiye'nin bir yıldan kısa vade içerisinde 240 milyar dolar para bulması gerekiyor. Ve döviz kurundaki her bir kuruş artış 2.4 milyar lira ülke ekonomisine zarar yazıyor. Son dönemde kabaca 30 kuruş arttığını düşünürseniz 72 milyar TL fazladan şirketlerimiz, kamumuz, özel sektörümüz para ödemek
Sırf bu Londra'daki konuşma yüzünden, Londra'daki konuşmanın ve üzerine yapılan açıklamaların Türkiye'ye maliyeti şu an itibariyle 72 milyar lira 30 kuruş olarak düşünürseniz, hatırlarsanız Gezi Parkı'nda çok kısa bir süre için birkaç kuruş kur arttığında edilmedik hakaret bırakılmamıştı o gençlere. O gençler vatana ihanetle suçlanmıştı. Şu an baktığınızda çok kısa bir süre içerisindeki 30 kuruşun maliyeti sadece ülkemize 72 milyar liralık bir teorik faiz yazdı. Umuyorum ki bunu halkımız 24 Haziran seçimlerinde değerlendirecektir. Sadece bununla kalmadık, 300 baz puan, yani 3 puan faizi artırdık. Arkadaşlar 900 milyar liranın üzerinde sadece kamu borcumuz var. 2.2 trilyon lira toplam bankadaki kredilerimiz. Bu 3 puan faiz artışı hepimizi çok daha fakirleştirecek demektir. Bu 3 puan faiz artışı dolayısıyla başta inşaat ve konut sektörlerimiz olmak üzere reel sektörümüz çok ciddi bir zarar görecek. Artık yatırım yapmak eskisi kadar kolay değil. Çünkü yatırım için fona ihtiyaç duyduğunuzda 16,5 Merkez Bankası faiz olarak düşürürseniz %20'nin üzerinde bir faiz ödemek zorundasınız. Şu an itibariyle Türkiye'de hemen hemen hiçbir sektörde %20'nin üzerinde bir karlılık görünmemektedir. Bu durumda yatırımcılardan eskisi gibi yatırım bekleyemeyiz. Bu da şu demek, bir yandan üretimimiz azalacak, diğer yandan işsizlik artacak. Yani döviz kuru gibi faiz de bize fakirlik ve yoksulluk olarak geri dönmüş olacak. Hükümet ekonomiyle ilgili önlem almakta çok geç kalıyor arkadaşlar. Bu geç kalmanın sebebini anlayamıyoruz. Döviz kuru aşırı dalgalandığında hükümetten sadece ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi bir açıklama yapıyor. Yaptığı açıklama dalgalanmayı düşüreceğine dalgalanmayı daha da yükselten bir açıklama yapıyor. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlanmış durumda. Merkez Bankası'nın durumu gördüğünü düşünüyoruz. Ama müdahale edecek cesaretinin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü tek adam yönetimi altında Merkez Bankası Başkanı da kendisini güvencede hissedemiyor. Ve bu dalgalanmaların Türkiye ekonomisine aşırı zarar vermesine, Türkiye ekonomisinin kolonlarını çürütmesine ne yazık ki seyirci kalıyor. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye ekonomisinde yapılacak iş bellidir. Türkiye ekonomisini bu kötü halden kurtarmanın ilk yolu siyasidir. 453 milyar dolar dış borcu olan bir ülke, dış kaynağı aşırı muhtaç bırakılmış bir ülkede şu an itibariyle hukuk güvenliğinin olmadığı tek adam yönetimi altında yabancı yatırımcılar ülkemize girmekte çekince göstermektedir. Çünkü o hal koşulları altındaki bu ülkede yatırımların güvenliği risk altındadır. Hukuk güvenliği kalmamıştır. Onun için ilk yapılması gereken iş derhal o hali kaldırmaktır. Bakın daha önce de söyledik. O hal bugün kaldırılmış olsa faiz oranlarında çok kısa bir süre içinde, 1-1,5 aylık süre içerisinde 5 puana yakın iniş sağlanabilir. Bu CDS'teki düşüşleri söylemiyorum bile. Doğrudan faiz oranlarında 1-1,5 ay içerisinde 5 puanlık indirim yapabiliriz. Döviz kurunda %10-%15 o hal kaldırıldığı günden itibaren bir ay içerisinde düşüş bekleyebilirsiniz. Çünkü mevcut o hal koşulları yabancı yatırımcıları çok korkutuyor. Bunu bize söylüyorlar, bildiriyorlar. Şu an itibariyle Türkiye'ye sağlıklı bir sermaye girişi yoktur. Yani istihdam yaratan uzun vadeli yabancı sermaye Türkiye'ye gelmediği gibi çıkış eğilimindedir. Şu an Türkiye'ye gelen para Türkiye'nin ödediği fahiş faizlerden yararlanmak isteyen sıcak paradır. Bu da ülkemizi fakirleştirmektedir. Sorun sadece yabancı yatırımcıda değildir. Yerli yatırımcılarımız da ya yatırım yapmaktan çekinmekte yüksek faiz oranları yüzünden, ama bundan daha tehlikeli olarak yatırım ortamı güvenli olmadığı için de yatırımlarını ve fonlarını yurt dışına çıkarmaktadırlar. Hükümet bu şekilde korkuyla hareket eden
Türkiye'nin geleceğinden endişe duyan yatırımcıları ihanetle suçlamaktadır. Bu da bu süreci hızlandırmaktadır. Hükümete düşen ihanetle suçlamak değildir ekonomik karar birimlerinin aldıkları kararları. Bir an önce onlara güvence vermektir. Bir an önce bu yatırımcılara garanti vermektir. Ve gördüğüm kadarıyla bu yönetim yapısı, bu yönetim anlayışı bunu yapamaz. Yapısal olarak yapamaz. Çünkü yönetim anlayışları bunu yapmalarına engeldir. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin önündeki tek umut 24 Haziran seçimleridir. Mevcut yönetim değiştirilmeden Türkiye'de yatırım ortamı güvenliği ve hukuk güvenliği sağlanamaz. Merkez Bankası bağımsızlığı sağlanamaz. Şu an itibariyle hızla Merkez Bankası bağımsızlığını sağlamak zorundayız. Merkez Bankası bağımsızlığını sağlamanın yolu para politikalarından mevcut hükümetin elini çekmesidir. Yapamayacağını görüyoruz. Umuyorum ki Muharrem İnce Başkanlığı'nda 24 Haziran içerisinde sonrasında açıkladığımız ki yarın seçim bildirgesinde bir kısmını açıklayacağız. Acil eylem planımızın en önemli maddesi Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığının sağlanması olacaktır. Arkadaşlar, eğer bir ülkede hukuk güvenliği ve yargı bağımsızlığı yoksa bu ülkeden yatırım bekleyemezsiniz. Şu an itibariyle kuvvetler ayrılığı sistemi kuvvetler birliği sistemine dönmüş durumda. İnsanlar, yabancı ve yerli yatırımcılar Türkiye'de yapacakları yatırımın 6 ay sonra başına ne geleceğini, hangi vergi düzenlemesiyle karşı karşıya kalınacağını, hangi illegal ödeme talebiyle karşı karşıya kalacaklarını bilmedikleri için ve başlarına bir şey geldiğinde gidebilecekleri bağımsız yargı olmadığı için de yatırım yapmaktan çekinmektedirler. Umuyorum ki 24 Haziran'da seçimleri kazandıktan sonra hızla yargı bağımsızlığını ve hukuk güvenliğini, can ve mal güvenliğini sağladığımız takdirde Türkiye ekonomisi büyük bir rahatlamanın içine girecektir. Demokratik altyapılarda yaptığımız bu hamleler, yani ekonomiyi parasal bir kaynak harcamadan rahatlattıktan sonra yapacağımız en önemli iş iç huzuru sağlamaktır. Bu çatışma ortamını, bu kimlik üzerinden kutuplaşma ortamını bitirmek ekonomiye başka bir güven ortamı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca barışçı bir politikayla, güvenlikçi değil, eşitlikçi, özgürlükçü bir politikayla yine hem siyasal hem ekonomik garantileri artırmış olacağız. Türkiye ekonomisinin önündeki önemli bir açma savaşçı dış politika anlayışıdır. Bütün müttefiklerimizle, komşularımızla üstü örtülü bir çatışma görüntüsü verilmektedir. Ve bu görüntü ihracatımızı çok zorlamaktadır. Biz şu an itibariyle ancak ihracattan gelen dövizlerle, turizmden gelen dövizlerle ayakta kalabiliriz. Ama ihracatçılarımız arasında bir anket yapılmış ve ihracatçılarımız en önemli sorun olarak hedef ülkelerde yaşanan siyasal problemleri göstermişler. İhracatçılarımız özetle şunu söylüyor. Artık teşvikler falan umurumuzda değil. Gidip başkasıyla kavga etmeyin, siz kavga ettiğinizde biz o ülkeye mal satamıyoruz. Eğer ihracatçınız mal satamazsa siz ithalatınızı gerçekleştirecek dövizi karşılayamazsınız. İşte böyle korkunç bir cari açık verirsiniz. Oysa ki en azından hemen komşularımızla, bin yıldır birlikte yaşadığımız insanlarla, Suriye'yle, İran'la, Irak'la, Mısır'la sorunlarımızı hızla çözebilsek ihracatımızın önündeki engeller kalkacak. Şu an ihracatımız kampanyalanmış durumda, frenlenmiş durumda. 24 Haziran sonrası izleyeceğimiz barışçı dış politikanın meyvelerini de hızla alabileceğimizi düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, turizm gelirlerimizde de sayısal olarak son bu yıl içerisinde aldığımız rakamlarda evet bir artış var. Ama ne yazık ki oda fiyatları ve harcamalar itibariyle eskisi gibi gelirlerimiz yüksek değil. Turizm gelirlerimiz son birkaç sene içerisinde hızla düştü. Yine bu barışçı dış politika, yine imajı yükseltilmiş bir ülke, demokratik bir ülke, baskı olmayan, can ve mal güveninin sağlandığı bir ülkede de 24 Haziran sonrasında turizm gelirlerimizi hızla artıracağımızı düşünüyoruz. Bütün bu gelir artışı kalemleriyle de Türkiye ekonomisinde yaşadığımız şu anki finansman sıkıntısını da aşmayı bekliyoruz. Ama orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisinde yapısal değişiklikler gerekiyor. Bizim öngördüğümüz yapısal değişikliklerin tarihsel sürece baktığında bir takım farkları olacak.
kalkınma diyoruz. Kalkınma büyümeyle birlikte gelir dağılma adaletini de içerir. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sorunu ekonomiler büyürken gelir dağılımı adaletine dikkat etmemesiydi. Bu yüzden yoksul kesimler geniş halk yığınları fakirleşirken çok küçük bir grup aşırı zenginleşti ve bir süre sonra dünya durgunluğa girdi. Ve bunu aşmak için de 2009 yılından itibaren Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası hızla para basmaya başladı. Amerikan Merkez Bankası 4,5 trilyon dolar para bastı bu sürede. Bu fonlardan biz de yararlandık. Gönül isterdi ki basiretli, yurtsever bir yönetimi bu dünyanın kulaklarından nakit fışkırdığı dönemde Türkiye'de yapısal değişiklikleri yapıp bir yüksek katma değerli üretim ekonomisine dönebilseydik. Böyle yapacağımıza bir taraftan Türkiye'de üretim bitirilirken diğer taraftan yüksek faizle borçlandık. Şimdi dünyadaki fonlar geri çağır diyor. Sahte cennet bitti. Bu durumun zorluklarının farkındayız. Bu durumun zorluklarını göz alarak geleceğin planlamasını yaptık. Evet, önümüzdeki dönemde bir takım zorluklar olacağının farkındayız. Ama bu zorlukların tamamını yoksullara çıkarmayı asla düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece yoksullar kemer sıkmayacak. Kemer sıkması gereken öncelikle aşırı israfın içinde bulunan, yolsuzluk batağının içine sokulmuş olan kamu kemer sıkmakta zorundadır. Devlet kemer sıkmak zorundadır. Kamuyu yönetenler lüks araçlardan, şatafatlı gösterişli yemeklerden, davetlerden vazgeçmek durumundadır. Ayrıca yıllar yılı önemli miktarda servet biriktiren insanlar da biraz fedakarlığa katlanmak zorundadır. Elbette ki bu dönemde çalışanlar da fedakarlığa katlanacaktır. Ama en az katlanması gereken, en masum olan esnaf, çiftçi, ücretli çalışanlardır. Bu önceliklerde bir plan yaptık. Hükümete tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Seçime bir ay var, bu çok uzun bir süredir. Hemen şunu yapabilirler, derhal OHAL'i kaldırabilirler. Derhal OHAL koşullarını kaldırabilirler. Merkez Bankası bağımsızlığına saygı göstergesi olan işlemlere başlayabilirler. Uluslararası sermayeyi ürkütmezler, ülkemize gelmesi gereken uluslararası sermayeyi ürkütmezler. Demokratik bir seçim ve demokratik bir yarış başlatırlar. Bunları yapmayacaklarını tahmin ediyoruz. 24 Haziran sonrasında çok ağır tedbirler uygulayacağını da farkındayız eğer seçilirseler. Bu ülkenin bütün umudu 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ve Muharrem İnce'nin başkanlığıdır. Bu arada birkaç konuya da açıklık getirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bu kara çarşamba günü, yani kurun aşırı oynak olduğu gün, Merkez Bankası saat 5'e kadar müdahale etmek için bekledi. Bu süre zarfında Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından döviz alım ve satım işlemlerinin incelenmesini istiyoruz. Yüksek tutarlı döviz alarak veya satarak fahiş kur farkı elde edenlerin MASAK Başkanlığı tarafından tespit edilmesini istiyoruz. Eğer zaten bir üst akıl varsa, eğer bir oyun söz konusuysa bu işlemlerden ortaya çıkacaktır. Onun için dış güçlerin oyunu, üst akılın oyunu diyenlerden bize bunu piyasanın normal kuralları içerisinde, hatta kriz kuralları dışarısında döviz alıp satarak belki de Merkez Bankası'nın faiz yükselteceğini önceden bilerek saatlik hatta dakikalık işlemlerle kimlerin zengin olduğunu açıklanmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli bir konudur. Umuyorum ki Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı bu konuda bir soruşturma başlatır. İkinci mesele, Merkez Bankası biliyorsunuz vadeli döviz alım satım anlaşmaları yaptı. Yani piyasayla bahsine girdi belirli kur üzerinden. Bizim yaptığımız tespitlere göre burada milyarlarca lira zarar var. Merkez Bankası düşük kur tahminiyle yaptığı döviz satım işlerinden zarar etmiştir. Merkez Bankası Başkanı'ndan yapılan bu işlemler dolayısıyla şimdiye kadar ortaya çıkmış zararın açıklanmasını istiyoruz. Yani şu gün itibariyle, basın açıklamasını yaptığımız tarih itibariyle bu vadeli döviz satım işlemlerinden Merkez Bankası ne kadar zarar etmiştir? Umuyorum ki Merkez Bankası Başkanı bunu açıklayacaktır.
biz 1 milyar liranın üzerinde bir zararın gerçekleşmiş olduğunu, ortalama 4 lira 70 kuruş kur üzerinden baktığınızda da yaklaşık 3 milyar liralık bir zararın daha gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu Merkez Bankası kamu kaynağı kullanmaktadır. Aldıkları bu riskin oluştuğu zararı şeffaf bir yönetim olarak kamuya açıklamalarda fayda görüyoruz. Bir diğer mesele WhatsApp grupları üzerinden Halk Bankası üzerinden spekülasyon yaratılmasıdır. Bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Halk Bankası halkın bankasıdır, bir cumhuriyet bankasıdır. Halk Bankası'nın mevcut yönetimiyle iktidarla cumhuriyet kuruluşlarını bir arada görmüyoruz biz. Esnafı desteklemek üzere kurulan, Türkiye ekonomisinde çok önemli rol olan Halk Bankası'nın Reza Zarraf denen soytarı yüzünden düşürüldüğü hal içimizi yakmaktadır. Dünden beri WhatsApp gruplarında Halk Bankası'na kesilecek ceza ile ilgili şaibeli ses kayıtları dolaşmaktadır. Hemen şunu hatırlatmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu görüşünü bilmelidirler. Halk Bankası'nı kurumsal olarak suçlayamazlar. Milletimizi bu yolsuzluk dolayısıyla suçlayamazlar. Bu suçlar kişiler tarafından işlenmiştir. Onun için ceza kişilere kesilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 80 milyon masum insanın bu yolsuzlukların bedelini Amerika'da ödeme gibi bir niyeti yoktur. Fark biz kendi ülkemizde, kendi içimizde bu meseleyi hallederiz ve bu meseleyi halledeceğiz. Bu yapılan yolsuzluk cezasız kalmayacak ama biz Amerika Birleşik Devletleri'nden adalet öğrenecek durumda değiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları içerisinde Cumhuriyet Kurumumuzun ceza ödemesine razı değiliz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Bir diğer mesele, çeşitli haber ajanslarında 1567 sayılı Türk parası kıymetini koruma hakkında kanun üzerine yapılan haberlerdir. Değerli arkadaşlar, teknik konularda eksik bilgi yanlış kararlar almamıza yol açar. Burada yurt dışına döviz transferine %40 ceza getirildiği gibi bir haber dolaşmakta. Bu doğru bir haber değil arkadaşlar. 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunun 3. maddesine göre 1. maddede yazılan kıymetler, yani kambiyo, nukut, esam ve tahvilat, hisse senedi, kıymetli madenler, kıymetli taşlar, bunlardan mamul veya bunları muhtevi eşyalar diye başlayan 1. maddedeki yazılı kıymetleri yurt dışına kaçırılması veya izinsiz olarak sokulması mahiyetindeki işlemler eskiden kaçırılan kıymetin raiç bedeli kadar ve kaçırılan kıymet yakalandığında müsaade edilmesi cezasıyla cezalandırılıyordu. Yapılan değişiklik de bu raiç bedel cezası %40'a düşürüldü. Bir ceza artışı söz konusu değil. Aksine bir ceza düşüş söz konusu. Ama dünden beri izlediğimiz haberlerde sanki yeni bir ceza gelmiş imajı yaratılıyor. Bu doğru bilgi değil. Doğru bilgi olmayınca yanlış karar veriyor. Sanki sermaye hareketleri üzerine bir ceza gelmiş gibi. Hayır arkadaşlar. Ceza azaltıldı. Onun için şüphelenmemiz gereken, eleştirilmemiz gereken konudan bakmıyoruz. Yani şu an itibariyle bu ülkenin milli dövizi bir uçağa bindirilip kaçak olarak Katar'a götürülmüş olsa o döviz yakalansa müsaade ediliyor. Yakalanmadığı takdirde o dövizin raiç bedeli kadar ceza kesiliyordu. Bu ceza %60 oranında azaltıldı. Doğru bilgi doğru yerden bakmamızı gerektirir. Doğru yerden şüphelenmemizi gerektirir. Bu bilgiyi de düzeltme gereği hissediyorum. Sizin sorularınız varsa bunları cevaplayalım. Efendim, 24 Haziran'dan sonra hükümet devam edecek olursa bazı kötü olumsuz olayların gerçekleşeceğini söylediniz. Onlardan bir tanesi memur maaşlarında, emekli maaşlarında veya varlık vergisi gibi bir olayın gerçekleşeceğine dair bazı iddialar da var. Bunlar olabilme ihtimali var mı? Şimdi bu varlık vergisi meselesi Türkiye ekonomisine zarar verecek bir boyut olur. Onun için bu konuda bir spekülasyon yapmayacağım. Sonuçta ben bu ülkenin milletvekiliyim. Ancak açıkladıkları önlemlerden, yönetim tarzlarından 16 yılın faturasını yoksul halk kesimlerine keseceklerine yönelik bir şüpheyi taşıyorum. Şu an itibariyle yaklaşık 330 milyar lira civarında tahsil edilemeyen vergi alacağı var. Bunun şu an özellikle tahsil etmediklerinin farkındayım. Seçim öncesi
kötü görünmemek için, şirin görünmek için. Seçim sonrasında bu vergilerin hızla tahsil edilme çabası içerisinde olacağını ve maliye memurlarının KOBİ'lerimiz ve esnafımız ve çiftçimiz üzerinde baskı yapacağını tahmin ediyorum. Bunların enflasyonla mücadele politikasından anladığı geniş halk yığınlarının satın alma gücünün düşürülmesidir. Kamuda bir tasarruf yapabileceklerini bilmiyorum, siz bekliyor musunuz ama ben örtülü ödenek dahil lüks ve şatafatlarından vazgeçebileceklerini düşünmüyorum. Bu zaten kendi siyaset felsefelerinin inkar olur. Onun için 24 Haziran sonrasında önemli bir şekilde halkın alım gücünü düşürmelerini bekliyorum. Ama görmedikleri şu, halkın alım gücünün düşmesi aynı zamanda ticaretin durgunlaşması demektir. Bu sefer de büyük bir durgunluk sorunuyla karşı karşıya kalmamız, durgunluk olunca ne olacak? Halk vergi ödeyince bu sefer kamu tekrar açık vermeye başlayacak. Üstelik bütün dünyayla kavga etmiş, Batı blokundan kopmuş, Doğu'da saygınlığını yitirmiş bir ülkenin yurt dışından fon getirmesi, sağlıklı fon getirmesi de mümkün görünmüyor. Bu yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başında kalması, Türkiye ekonomisini gittikçe dibe sokan, bakın dibe girip çıkan demiyorum, gittikçe dibe sokan bir krizin içerisine bırakması demektir. Ve bir kriz ve kaos yumağı demektir. Ben bunu düşünmek istemiyorum. 24 Haziran'a umutla bakmak istiyorum. Kendi çocuğum için ve beni yetiştiren bu halkın çocukları için 24 Haziran'a tek şansımız var, Millet İttifakı'dır. Bunu bütün kalbimle, bütün yüreğimle söylüyorum. Merkez Bankası'nın ihracatçılara yönelik kuru sabitlediği böyle bir hamle yaptığı bugün yansıdı. Bununla ilgili neler söylüyorsunuz? Reskont kanadı kredilerinde kuru faizleri, yani kuru sabitlemesini olumlu buluyoruz. Çünkü ihracatçılarımız zor durumda, bu kur artışıyla iflaslar olabilirdi. Ancak bunun zararına ne kadar katlanabiliriz bilmiyorum. Bundan daha tehlikeli durumu demin size anlattım. Merkez Bankası Başkanı'ndan da açıklama beklediğimizi. Vadeli döviz satım sözleşmelerindeki zararı umuyorum ki Merkez Bankası Başkanı bugün öğleden sonra açıklar. Bu arada biliyorsunuz yarın seçim bildirgemizi açıklayacağız. Seçim bildirgemiz hakkında şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu hazırlıklarına bizatihi katıldı. Bazı hesaplamaları kendi yaptı ve düzeltti. En zor günler olan milletvekili adaylığı belirlenmesinde dahi gece ve sabahın ilk saatlerinde teknik ekibimizle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu bizimle çalıştı. Seçim bildirgemiz sadece bir vaatler seti değildir, bir ekonomik modeli de içermektedir. Vaatlerimizin her birinin ekonomik modelimizde bir küçük dişli olduğunu bilmenizi isterim. Daha kısa, daha özlü bir seçim bildirgesi olacak. Önemli bir miktarda istihdam oranı yaratacağını düşünüyoruz. Yarın 11'de inşallah memleketimizin geleceğine yön verecek ve bundan sonra da bir dönem partilerin ekopolitiğe bakışını değiştirebilecek bir seçim bildirgesini yarın adaylarımızla birlikte açıklayacağız. Başka sorusu olan var mı? Peki. Ekibinize çok teşekkür ediyorum. Memleketimize de bereketli bir ekonomi diliyorum. İyi günler. Teşekkür ederim.